Peki Hakan'la ilgili devam ediyorum. Bunları biliyor musunuz? Türkiye'deki en iyi Şener Şen taklitini yaptığını. Evet. Evet. Eskiden. Eskiden miydi? Evet. Ya tek taklit edebildiğim insan Şener Şen zaten. Evet. Yani ya vallahi başka da taklit yapamıyorum. Yani ne yapayım bilmiyorum. Şener abinin Çiçek Abbas'ta bir sahnesi var. İlyas abinin içeri giriyor. Evet, Ali Beyköy'de işte minibüsümüzü aldık. Herkese benden çay. Ben istemem. Bunu yaparsam daha iyi olacak. Evet, evet. Tabii. Bir de ayağa kalkayım abi. Çok. Oturunca olmuyor. Her kaşa benden çay. Ben istemem. Olur. Şakire çay yok. Ne demek Şakir? Sen bana nasıl Şakir dersin lan kelek? Vay, güzeldi ama. Evet. Bu ses de yani, bu tondur ama yani. Evet. Yeni yılda aldığı en radikal kararın sigarayı bırakmak oldu. Doğru mu? Evet, aldım o kararı. Ama uygulayacak şeyi... Cesareti. Ciğeri... Ciğerin yemedi. Evet, diyorsun. Ciğerim yemedi ama inşallah önümüzdeki yıla. Evet, peki. İnsanları korkutmayı saplantılı bir şekilde çok sevdiğini. Evet. Yamaç paraşütü, bungee jumping tutkunu olduğunu. İçinde korku ve adrenalin var dediğiniz her şeye atlayabileceğini. Hemen hemen neredeyse. Her yapımcının Hakan'la çalıştıktan sonra hep onunla çalışmak istediğini. Vallahi öyleymiş. Sağ olsunlar. Gerçekten de. Eyvallah. Biriyle karşılıklı oynarken göz göze bakamadığını, alnına ya da saçına baktığını. Doğru mu? Göz göze gelemiyor musun? Ya yok yok. Biraz şöyle bazı sahnelerde bazen şuraya falan bakıyorum ama ben onun yani bilerek yapmıyorum. Gözüm bazen ya da sinirli oynadığım sahnelerde gözüm şöyle yukarı doğru kayıyor. Kayıyor. Devam ediyorum. Kedi ya da köpek gördüğünde onların çıkarttığı sesin aynısını çıkartıp hayvanları deli ettiğini. Sen enteresan bir adamsın yani. Daha normal bir şey okuyamadık şuradan yani. Hocam bayağı ben bildiğim böyle bir manyak bir adam çıkışım. Star Wars koleksiyonu olduğun, doğru mu? Star Wars hayranıyım bayağı, hem de büyük. Evet, ve Fenerbahçe'nin hiçbir maçını kaçırmadığını aslında. Da burada...